Hepinize merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dinleyicilerimizden Zeynep Hanım'ın hayat hikayesini anlatacağım sizlere. Hepinize iyi dinlemeler. Lale Hanım merhabalar. Ben Zeynep, 40 yaşındayım. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Fakat birazdan anlatacağım olayların çoğu Nevşehir'de geçti. Müsaadenizle hemen başlayıp içimi dökmek istiyorum size. Ben Nevşehir'in küçük bir ilçesinin Kuytubi köyünde doğdum. Evin en küçük çocuğuydum ve 4 tane de abim vardı. 4 tane abimin olması benim için bir kabustu çünkü hayatımı asla istediğim gibi yaşayamıyordum. Okula gitmeyi çok istemiştim ama bana sürekli kadın kısmının okulda işi olmaz, evlen, kocana ve çocuklarına bak demişlerdi. Bu yüzden gidememiştim okula. Okula gitmeyi bırakın, okulun 10 metre yanına dahi yaklaşamamıştım. 16 yaşımı geçince bir akşam babam ve abim odama girdiler. Baskın yapan askerler gibi kapıyı açtılar. Ve bana ne dediler biliyor musunuz? Kalk süslen, kahve yap dediler. Neler olacağını az çok tahmin edebiliyordum. Zaten tahmin etmemek de imkansız olurdu. Beni istemediğim biriyle evlendireceklerdi. Babam ve abim odamdan çıktılar. Ama ben ayağa dahi kalkmak istemiyordum. İçimde öyle bir isteksizlik vardı ki bütün gün yığılıp yatmak istiyordum. Midem bulanıyordu, korkuyordum. Birkaç dakika sonra babam tekrar odama girdi ve dövdü beni. Daha fazla dayak yememek için kalktım ve hazırlandım. Hiç salona girmeden mutfağa gittim. Salondan aşırı iğrenç kahkaha sesleri geliyordu. Kahveleri yapıp salona girdiğimde ise tekrardan midem bulandı. Beni vermek istedikleri adam aşırı çirkin ve benden en az 10-15 yaş büyük görünüyordu. Bana pis pis bakıp sırıtıyordu. Ondan iğreniyordum. Yanına yaklaştığımdaysa ne güzelmişsin sen. Senden en az 5 tane çocuk yapacağım dedi. Babam da gülmeye başladı. Kahveleri bırakıp odama gittim. O zamanlar normal yataklar yoktu. Yer yatağında yatıyorduk Lale Hanım. Yer yatağına yatıp üzerime yorganı çektim ve ağlamaya başladım. Gençliğime, heveslerime ve hiç olmayacak isteklerime ağladım. Yüksek ihtimalle babam vermişti beni. Ve bir hafta sonra o sığırın resmen karısı olacaktım. Midem bulanıyordu. Ertesi gün annemle köy dolmuşuna binip çarşıya çıktık. Düğün için elbise alacaktık. Elbise dükkanlarına girmeden annemi kenara çektim. Anne yalvarırım bir şey yap. Babam ve abim beni istemediğim biriyle evlendirmek istiyor dedim. Buna dayanamıyorum. Ben bunları çekmek zorunda değilim dedim. Bak seni de küçücük yaşında evlendirmişler. Ben de senin kaderini yaşamak istemiyorum. Onları lütfen engel ol anne dedim. Annemse hiç beklemediğim bir tepki verdi. Bu evde babanın sözünün üstüne söz söylenmez dedi bana. Baban da, ben de, abin de bu evliliği onaylıyoruz. Baban ne derse odur. Biat edeceksin dedi. Ve kaşlarını çattı. Annemin bu sözleri karşısında bütün umudumu yitirmiştim. Kendisi sanki bu kültürden çok çekmemişti. Çocuk yaşında evlenmişti ama benim yaşayacaklarıma göz yumuyordu. Kaderime boyun eğmek zorunda kalmıştım. Mecbur elbise aldık ve düğünüm için hazırlanmaya başladım. Öyle zavallıydım ki hocamın adını düğün esnasında öğrendim. Adı Yılmaz'dı. Yılmaz ve ben evlenirken çok zıttık. O gülen yüzüyle hoplaya zıplaya oynarken ben sadece oturup boş boş etrafa bakıyordum. Söylediğim gibi ben o zamanlar 18 yaşına henüz gelmemiştim bile. Yılmaz da 26-27 yaşındaymış. Ama olduğundan büyük gösteriyordu. Düğünümüz bitti ve beni köydeki evine götürdü. Götürür götürmez kilitledi kapıyı. Bütün perdeleri çekti. İçerisi zifiri karanlık olmuştu. Ben odanın bir tarafında duruyordum ve o da bana çok uzak bir noktadaydı. Bir mum yaktı ve yaklaştı bana. Benim cinsellik hakkında pek bir bilgim yoktu ama bana ne yapacağını az çok tahmin edebiliyordum. Bana dokundukça uzaklaşıyordum ondan. Kendimi geri çekmeye çalışıyordum ama benden güçlüydü. Benden güçlü olduğu için yakaladı beni ve ilişkiye girdi benimle. İnanın bana o geceden daha fazla bahsetmek istemiyorum. Ama canım çok acıyordu ve canımın yandığını belli ettikçe küfür ediyordu bana. O işini bitirip yatağına yattığında ben bir köşede öylece ağlıyordum. O gece sabaha kadar ağladım ve sabah olduğundaysa uykusuz bir şekilde kahvaltıyı hazırladım. Yılmaz kahvaltısını yapıp
İşe gittikten sonra ben de öylece yere yığılmışım ve akşama kadar uyumuşum. Karnıma yediğim tekmelerle uyandım Lale Hanım. Tekmelerle birlikte Yılmaz'ın ağzından "Sen ne biçim karısın be? Biz bütün gün çalışalım canımız çıksın ama sen burada uyu. Bir yemek bile hazırlama. Bir daha böyle bir şey görürsem eğer bu kara kış gününde seni kapının önüne koyarım. Ona göre" dedi bana. Mecbur kalkıp yemek hazırladım. Çok iğrenç günler geçiriyordum anlayacağınız. Şiddet, cinsel istismar, baskı hepsi bir aradaydı. Yüzlerce kere ailemin evine gidip yardım istedim. Ama onlar da beni pek takmıyorlardı. Geceleri ağlaya ağlaya Allah'a dua etmekten başka bir çarem kalmamıştı. Ben onca şeyin içindeyken bile Allah'a dua etmeyi bırakmamıştım. Ve tabii ki de o da beni unutmamıştı. Her gün Yılmaz'a beddualar ederdim. "Allah canını alsın, Allah seni cayır cayır yaksın, Allah seni sakat etsin" derdim. Ve bir gün bu beddualarım gerçek oldu. Yılmaz o zamanlar merkezde bir yerde bir inşaatta çalışıyordu. Eve sadece hafta sonları geliyordu ve geldiğinde ise işte yaşadığı bütün sıkıntıların hıncını benden çıkarıyordu. Bir gün yine çalışmak için gitmişti. Cumartesi ve pazar günü gelmemişti eve. Ben de merak edip dolmuşa binerek merkeze indim. Ve orada o haberi aldım. Yılmaz inşaattan düşmüştü ve sağ bacağı dizine kadar kesilmek zorundaydı. Bunu duyduktan sonra garip hissettim Lale Hanım. Sevinsem mi, üzülsem mi bilemiyordum. Yılmaz bir ay kadar hastanede yatıp taburcu olduktan sonra evin bütün yükü benim üzerime kalmıştı. Artık ben çalışıp Yılmaz'a bakmak zorundaydım. Onu bu haliyle kimse işe almazdı. Ben de tarla ve çapa işlerine başladım. Bizim köyde bu tarz işler az olduğu için ara sıra başka köylere de gidiyordum. Genelde tahıl ürünleri veya üzüm, patates ve pancar gibi sebze ve meyvelerle uğraşıyordum. Kızgın İç Anadolu güneşinin altında çalışmak beni epeyce yoruyordu. Eve döndüğümde ise bir de ev işi yapıp kocama bakıyordum. Çoğu zaman doğru düzgün uyumuyordum bile. Bu yüzden iş yaparken sıklıkla bayılıyordum Lale Hanım. Bir gün yine yerde baygın bir şekilde yatarken birinin yüzüme tuttuğu kolonyayla ayıldım. Benim yaşlarımda oldukça yakışıklı ve kibar bir genç yüzüme kolonya tutmuş, bana su vermeye çalışıyordu. Teşekkür ettim ve verdiği suyu içtim. Daha sonra evime döndüm. Ertesi gün gittiğimde ise yine o çocukla karşılaştım ve bayılmamam için benim işlerime de yardım etmişti. Birlikte iş yaparken tanışıp muhabbet etme fırsatı bulduk. Ben 20, o da 22 yaşındaydı. Bizim köydekilere göre aşırı nazik bir üslubu vardı ve çok naif biriydi. Adı Musa'ydı, bekardı. Daha önce hiçbir kızla doğru düzgün konuşmuşluğu yoktu. Biz Musa'yla birkaç ay birlikte çalıştıktan sonra yaşadığımız sıkıntıları da birbirimize anlatmaya başladık. Adeta dertlerimizi paylaşıyorduk. Musa'nın annesi de babası da ölmüştü. İki kız kardeşi vardı ve onlara bakmak zorundaydı. Musa onları okutmak ve bu çileli köy hayatından kurtulmak istiyordu. Bu düşünceleri benim çok hoşuma gitmişti. Çünkü benim abilerim beni zorla evlendirmişken Musa kız kardeşlerinin en iyisine layık olmaları için çabalıyordu. Sanırım bizim buralarda görebileceğim en naif insandı o. Zamanla aramızda bir bağ oluştuğunu fark ettim. Birbirimize sıkı sıkıya bağlanmıştık. Ben geceleri sürekli onu düşünür olmuştum. Artık her gün o köye gidip sürekli orada iş yapıyordum. Onu gördüğümde yüzümde güller açıyordu Lale Hanım. O da beni çok seviyordu ve hep yanıma geliyordu benim. Evli olduğumu biliyordu. Ama zorla evlendirildiğim için bunu sorun etmiyordu. Tabii aramızdaki elektriği köylüler de fark etmişti. Bizim köyden çalışmak için gelenlerden Oya isminde bir kadın bunu fark etmiş ve kocamın ailesine yetiştirmişti. Bir akşam her zamanki gibi tarla işlerinden dönüp evime gitmiştim. İçeri girdiğimde ise kimse yoktu. Kapıyı kapatıp oturmak istediğimde kapının arkasından Yılmaz çıktı. Elindeki değneğiyle ayakta duruyordu. Bana çok sert bir şekilde bakıyordu ve bir elinde kocaman bir taş vardı. Ben ne olduğunu soramadan o taşı yüzüme fırlattı. Yüzüm paramparça oldu Lale Hanım. Kanlar içinde yere yığıldım. Can havliyle koştum ve kapıdan dışarı çıktım. Karanlık olduğu için hiçbir yere göremiyordum. Musa'nın köyüne doğru yürüyordum ama yön bilgimi de kaybetmiştim.
Zaten onların köyüne doğru yürümek neredeyse bir saatimi alacaktı. Onların köyüne doğru yürürken bir ağacın altında uyuyakalmışım. Sabah olduğunda beni tarlada göremeyen Musa endişelenmiş ve beni aramaya çıkmıştı. Gözlerimi açtığımda başımdaydı. İlk başta rüya zannettim ama ona dokununca rüya olmadığını anlamıştım. Bana ne olduğunu sordu. Nefes bile almadan, "O Allah'ın belası pislik kocam yok mu? Suratıma taş attı. Seninle konuştuğumuzu öğrenmiş. Bizim köyden çapa ve tarla işlerine giden bir kadın onun ailesine yetiştirmiş her şeyi. Eve gittiğimde kapının arkasına saklanmıştı. Arkamı döner dönmez yüzüme taşı fırlattı," dedim. Musa bunları duyunca çok sinirlendi ve inanın bana onu zor zapt ettim. Ona şöyle söylemiştim: "Ben burada ölüyorum. Canım çok acıyor. Lütfen Allah rızası için bana yardım et. Beni bir hastaneye götür. Şimdi bırak o pisliği," dedim. Musa bunları duyunca, "Burada kal bir tanem. Bizim arabayı alıp geleceğim. O pisliğin bizi bulmaması için seni merkezdeki hastaneye değil başka bir hastaneye götüreceğim," dedi. Yarım saat onu beklemiştim ve sonunda geldi. Beni kucakladığı gibi arabasına bindirip hastaneye götürdü. 4 gün hastanede kaldıktan sonra onun evine gidecektik. Ama bir sıkıntı vardı. Yılmaz ve ailesi onların köyünü basmış, kız kardeşlerine hakaret etmişlerdi. Köye vardığımızda onları uzaktan görebiliyorduk. Musa da dayanamadı ve kendi akrabalarını topladı. 2 aile arasında resmen kavga çıkacaktı. Allah'tan araya aile büyükleri girdi de bir şey olmadı. Musa artık benim de kendisinin de burada kalmaması gerektiğinin bilincindeydi. Hatta kız kardeşleri için bile endişeleniyordu. Onların evinde 2 gece kaldıktan sonra bir akrabasını aradı. Akrabası Konya'da yaşıyordu. Başımızdan geçen her şeyi tane tane anlattıktan sonra akrabasıyla anlaştılar. Ve kız kardeşlerini daha güvende olmaları için onun yanına yerleştirmek istedi. Sabah uyanıp eşyalarımızı topladık ve kız kardeşlerini Konya'ya bıraktık. Musa her sene onlara düzenli olarak para gönderecekti ve o parayla da kız kardeşlerini okutacaktı. Musa'nın aklı kardeşlerinde kalmıştı ama kardeşleri çok mutluydu. Ben kardeşlerini bıraktıktan sonra bizim de köye geri döneceğimizi zannediyordum ama dönmedik. Musa bana, "Şimdi sıra bizde sevgilim. Kurtuluyoruz, gidiyoruz buralardan," dedi ve İstanbul'a geldik. Öyle şok olmuştum ki anlatamam Lale Hanım. O iğrenç kocamdan ve çileli tarla hayatımdan kurtulmuştum. Artık dayak yemek yoktu. Yorulmak yoktu. Sevdiğim adamla bir ömür geçirmek vardı. Musa'nın birikmiş bir miktar parası vardı. Ve İstanbul'a ilk gittiğimizde onunla idare ettik. Yılmaz'dan boşanmadığım için Musa ile yalnızca imam nikahı kıyabildik. Ve o şekilde yaşadık. Musa bir iş bulup çalışmaya başladı. Boş vakitlerinde de bana okuma yazmayı öğretti. Okuma yazmayı kısa sürede öğrendim ve 4 işleme geçtim. Onu öğrenmem de pek vaktimi almadı. Musa bana bilmem gereken bütün temel bilgileri öğretti ve kısa sürede ben de işe başladım. İkimiz de çalışıp kendi hayatımızı kurmuştuk. Tabii babam ve abilerim boş durur mu? Yıllarca beni aradılar. Biz İstanbul'a yerleştikten 5 sene sonra adresimizi buldular. Ama eskisi gibi tehditkar değillerdi. Eve dönmemi istediler, ben de reddettim. Yapmak istediğim tek şey o Yılmaz denilen sığırdan boşanmaktı. Babam ve abim de benim bu durumumu kabullendi. Musa o kadar güçlü ve heybetli bir adamdı ki herkes korkardı ondan. Baksanıza, beni zorla evlendiren babam ve abilerim bile boşanma isteğimi kabul etmişlerdi. Ben yanıma Musa'yı da alarak Nevşehir'e gittim ve o hayvan heriften boşandım. Boşanma esnasında onun yüzünü görmeniz lazımdı. Sürekli ağlıyor ve özür diliyordu benden. Son pişmanlık neye yarardı? Tabii ki de hiçbir şey umurumda olmadı ve onu bir güzel boşadım. Birkaç haftalığına da ailemin yanına gittim ve onlarla konuştum. Onlar da yaptıkları için pişmandı. Benden özür diliyorlardı ve annem hüngür hüngür ağlıyordu. O günlerde en iyi anladığım şey şuydu: bir şeyin değerini ancak onu kaybettiğiniz gün anlarsınız. Ben Musa ile İstanbul'a kaçtıktan sonra herkes özlemişti beni. Ailemi affettim ama Yılmaz'ı ne yaparsa yapsın affetmedim Lale Hanım. O benim çocukluğumu, gençliğimi, her şeyimi çalmıştı.
bir tane bile kötü söz daha söylemeden onu Allah'a havale ettim. Musa'nın da köyüne gittik sonra. Onun akrabalarıyla da hasret giderdik. Sonra geri İstanbul'a dönüp hayatımıza kaldığımız yerden devam ettik. Musa ile resmi nikahımızı kıyıp evliliğimizi sürdürdük. Çalışmaya devam ettim ben de. Çalışıp kazandığım paradan elime kalanla da alabildiğim kadar kitap aldım. Boş vakitlerimde ise hep kitap okudum Lale Hanım. İlerleyen zamanlarda elime 3 kuruş geçse onu da kitaba verdim. Kitapların arasında kayboldum adeta. Okuyup beğendiğim her kitabı Musa'ya da okuttum. Kendimi çok geliştirdim. 29 yaşındayken bir tane kızım oldu. Ve benim gibi bir hayatı olmaması için elimden gelen her şeyi yaptım. Zaten Musa gibi bir babası varken benim çektiklerimi çekmesi imkansızdı. Ama yine de çok vizyonlu biri olsun istiyordum. Küçük yaşlarda ona masal okumaya başladım. Gece yatağa gittiğinde bir mum yakar ve başında masal okurdu. Okuduğum kitapları mutlaka ona da verirdim. Musa hep arkamda durdu bu süreçlerde. Okuduğum kitaplar sayesinde 39 yaşıma geldiğimde, yani geçen sene bu zamanlarda üniversite sınavına girmek istedim. Herkes yaşımın geçtiğini, bu saatten sonra hiçbir şey yapamayacağımı söylese de ben pes etmedim Lale Hanım. Kimsenin söylediklerine kulak asmadım. Musa da hep arkamda durdu. Okuduğum kitaplar sayesinde çok fazla bilgi öğrendim. Ve bunlar benim genel kültürümü geliştirmişti. Kendime test kitapları da aldım. Çözebildiğim kadar soruları çözdüm. Ve ben 39 yaşındayken 16-17 yaşındaki çocukların girdiği sınavlara girdim. Kendime göre de iyi puanlar aldım. Çok mutluyum Lale Hanım. Mükemmel bir eşim ve kızım var. Maddi açıdan ara sıra sıkıntı çeksek de maneviyatımız çok yüksek. Allah umarım bütün çile çekmiş kadınlara böyle bir son nasip eder. Her gece Allah'a dua etmeseydim belki de bu kadar güzel günlere geçiş yapamazdım. Umudunuzu lütfen kaybetmeyin. Hepimizin iyi zamanları muhakkak olacak. Belki bu dünyada, belki de öteki dünyada. Ama inanın bana olacak. Benim hayat hikayem de işte bu kadardı Lale Hanım. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ediyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet arkadaşlar, dinleyicilerimizden Zeynep Hanım'ın hayat hikayesini paylaştım bugün sizlerle. Kendisinin hikayesini okumaya başladığımda inanın boğazım düğüm düğüm oldu ve ilerleyemediğimi fark ettim. Yalnız hikayenin ortalarına geldikten sonra aslında her şeyin, güzel şeylerin çok da imkansız olmadığını gördüm. Belki de Zeynep Hanım'ın dediği gibi umudumuzu yitirmememiz gerekir. Güzel günler mutlak bizi bulacaktır. Ben de kendisine hayat hikayesini bizlerle paylaştığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisine yeni hayatında mutluluklar, başarılar ve güzellikler diliyorum. Eminim ki sizin de kendisine iyi dilekleriniz olacaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de Zeynep Hanım gibi benimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınız, yaşanmışlıklarınız, kimseye anlatamadıklarınız varsa eğer ben Lale buradayım. Lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.